Hepinize merhaba arkadaşlar. İş Budur serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün bir güzellik bakım merkezindeyiz. Ben şeyi çok merak ediyorum. Kadınlar geliyor böyle, yok parmağına farklı bir şey, yok yüzüne farklı bir şey, yok şuramdaki kıl böyle gitsin, yok böyle seksi olayım falan. İşte onların yapıldığı yer burası, güzellik bakım merkezi. Bugün İş Budur serimizde güzellik bakım merkezinde çalışacağım. Güzellik bakım merkezinde çalışmak nasıl olacak hiç bilmiyorum. Çünkü ben bakımlı bir insan değildim. Bir ay içinde çok bakımlı bir insan oldum. Böyle tırnaklarım falan muhteşem. Bakın tırnaklarım. Bakın daha yeni aldım bu tırnakları mesela. Bunlar pedikür ve bakım sayesinde. Kaşlarımı da düzelttim. Keşke bunları söylemeseydim ama olsun. Burada deneyimiz var ve burada Didem Özkan var. Merhaba, hoş geldin. Deney meney bir şey yok. Deney yok. Sakin. Hayır ya, Didem Hanım yapacaktı. Ben yapacağım. Hayır ya, ne zaman? Ben bugün burada çalışıyorum. Ben bugün buranın bir personeliyim. Ben güzellik bakım diye eğitimi aldım. Kaşlarını ben alacağım. Allah'ını seversen. Kaşlarını ben alacağım. Hayır valla ben bir şey söylemedin öyle. Didem Hanım'ı bakım yapacak dedin sen. Çok yakıştı. Amcama 3 etaplı bir bakım seansı düzenleyeceğiz. İlk önce yüzündeki ve vücudundaki fazla kılları cımbız ve iple alacağız. Lan oğlum cımbız tarihe karıştı lan. Cımbız olur mu oğlum, manyak mısın? Hayır valla özel mezarlar cımbız. Amca bak. Benim kıllarım bitmez, manyak mısın sen ya? Nasıl mutlu? He mutlu, çok mutlu ya. Bitsin diye lazer yapacağız işte. İkinci adımımız, amcamı bir maske seansına sokacağız. Onu komple böyle güzel, cildini böyle değiştireceğiz, güzelleştireceğiz. Geldi. Kuş Bey'in oyun oynamıyor. Üçüncü olarak da en sevdiğim adım, ona lazer vuracağız. Duman çıkıyor. Böyle bütün kıllarından dumanlar çıkacak böyle. Bak bir dakika, sadece şuna bakın, gelin. Hazırsanız açıyorum. Bu görüntü küçük yaştaki izleyicilerimiz için sakıncalı olabilir. O yüzden dikkatli bakın. Bu ne ya? Buradakiler beyaz, bazıları siyah ve burada bir şey var, ekosistem var. İçinde bazen karıncalar görüyorum ben. İsim koymuş onlar. Osman Ahmet diyor böyle. Kime söylüyorsun diyorum, içimdekilere diyor. Her neyse, o zaman başlayalım. Ben bir giyineyim. Evet, hazırlandım. Eşyalarımı giydim. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Sakin ol amca. Amca sakin ol. Gözlüğünü alalım önce. Şu görüntüye bak hele. Bir de eline satır versen tam kasap. Ben şu an şey gibi. Hayır ya, ruhum sıkıldı ya, simsiyah da yemiş. Şu an nezih bir restoranda çalışan bir et doğramacısı gibiyim. Bekle, sakin ol. Bağlayabilir miyiz amca, ne yapıyorsun sen? Şu an kafayı yemek zorundayım. Evet, o zaman gelin ilk adıma geçelim. İlk adımımız yüzündeki fazla kılları alacağız. Ne oldu? Ya Enes, valla fazla kıl deyince zaten her tarafın kıl benim lan. En iyisi bu mu aletlerden? Evet, özel mikro cımbız. Bu özel bir mikro cımbızmış. Anatomik kaş tasarımı yaparken bu cımbız kullanıyormuş. Tamam. Bu nasıl bir cımbız? Öyle tutunca dur, çekiyor lan, mu? Bir, lan bir oğlum salak yapma. Bağlayabilir miyiz biz bu adamı? Dur bir saniye. Bağlarız. Bağlayalım. Ya Enes bak. Hayır. İp alabilir miyim? Ya dedem Allah'ını seversen sen nasıl hemşerisin ya? Var ama uğdan var yani. Tamam ya, sakin ol. Baba bu siviri bakarak uzman değil ha. Bir şey olmaz. Uzmanım ben. Valla sen hayatında kaç tane cımbız kullandın lan? Ben fazla kılları alacağım sadece. Tamam. Şimdi gelin başlıyoruz. Tamam, tek tek alacağım. Tamam, tek tek alacağım. Tek. Söz. Evet, sakin ol. Batara. Bak. Şu bölgesinde kıllar birleşmiş cizliden ama. Buraya boşaltmamız lazım. Yani tek kaş olmak bazı yerlerde tarz olabilir ama bizim için değil. Allah. O yüzden alıyoruz. O beşli beşli koparıyor. Lan dur ben. Nereye alıyor bu? Ayna yok mu? Ah. Nereye ben almadım ya? Ya. Ben ya. Sağ tarafı Didem Özkan hanımefendi aldı. Ya bir saniye bir şey diyeyim. Ne diyeceksin? Ya biraz mola verin ya. Arka arkaya olur mu ya? Tamam dur, ben yapacağım. Sadece ben yapacağım. Ben yavaş yapacağım amca. Sen bana bırak. Ellerini dümdüz tut. Sen ellerini tut onun. Evet. Elini kaldıraması kesinlikle. Şuralardan gireceğim. Ortayı ama, iyice boşaltayım da. Enes bir şey diyeyim de geri çek. Bir şey diyeyim, geri çek lan. Ne yapayım Allah'ın seversen? Ne bileyim, bir şey olmuyor. Dur şu yandan alacağım. Ya. Şu yanda çok gereksiz çirkin kıllar var. Nereye yanıyor bu? Ya güzel olmak, bakımlı olmak kötü bir şey değil. Gerizekalı salak, o kaşın ucunu alırsan sen kafanı kırırım eğer. Bak. Bu nasıl bir kaş? Şu kaşın büyüklüğüne... Amca kaşa bak amca. Saç lan ha. Amca ne kadar ağlıyorsun ya. Ya bak hele bak. Şey. Kadınlar bunu her gün yapıyor. Ben de kadın mıyım oğlum? Ha eti mi aldın ya? Ya
Oh. Şimdi kaş almada bildiğiniz gibi bir cımbız kullanılır, bir de ip kullanılır. Şimdi iple yapacağım. İp nasıl yapılıyor göstereyim. İpi ağzınızda tutuyorsunuz. Tuttum. Bir elimle ipi tutuyorum, doluyorum elime. Böyle dola 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 yapıyorum. Alacağım bölgenin iç tarafı alacağım yer olacak. Mesela şurasıdır. Oldu, dudak dudağa birleşen yani. Alacağım bölge şurası ya. Burayı geçiriyorum, ağzımla çekiyorum. Orayı alıyor. Bir daha yapalım. Lan nereye alıyorsun ya? Nereye aldın ya? Vallahi ayna yok mu ya? Gidelim. Ayna verin ya. Ne yapıyor ya? Evet amca, sakin ol. Çok fazla kıl var. Ekip çalışması gerekiyor bunun için. Bak nasıl, ayaklara bak, ayaklara bak. Sakin ol. Amcam ağlıyor abi, dur bak. Baksana adam ağladı ya. Ağladım lan, acı. Kaşlarınız bitti beyefendi. Anatomik tasarımlı kaş. Enes Allah'ını seversen ya, ne oldu lan, şişmiş lan buralar. Normalde 5 kişilik bir kaşın vardı, 2'ye indirdik biz onu. Dedem hanım valla kısa olmuş ya. Valla kısa olmuş ya. Ya aynı nonoş gibi oldum ya. Bak bu bir kaş. Bu bir kaş. Bunlar senin kaşların. Sanki tıraş olmuş gibisin ha. Didem hanım ellerini tutabilir Didem, misiniz? Bak, bu, tamam bak bu toplu halde almaya kalkar. Vallahi bak benim ben normal kıl değil. Sakin bu. Ol. Normal kıl değil. çok çirkin. ya. Ya arkadaş ya. Ya ben, güzellik bakımı yapıyoruz. Sıçayım güzelliğine ya. Ben istemiyorum ya. Allah Allah. ya alma, yok istemiyorum ya. Şu halime bak ya. Yapamıyorum, yapamıyorum. Hayır ya, gözümde yaştan geldi ya. Sakin ol amca. Bu günleri de geçeceğiz. Güzellik kolay olmaz. Lan elini tutun, elini tutun. Hadi geri zekalı mısın oğlum? Vallahi sen salak mısın ya? Burun bunun içine niye sokuyorsun? ya? Allah Allah, nefes burumu mu çekeceksin? Of! Lan! bitmiyor ya, bitmiyor. Bir insanda bu kadar burun kılı nasıl olabilir ya? Burun kılının cımbızla bitme ihtimali yok. O yüzden lazerle devam edeceğiz burun kılına. İyi ki cımbızın boyu şu kadar yani. Hepsini sokacaksın yani. Yüzündeki kaş ve burun kılı bakımını bitirdik. Şimdi bir yüz bakımı geliyor. Bebek gibi olacaksın. Göğüs büyütme falan da var mı? Burası ikinci aşama, yatın. Şimdi sizi güzelleştireceğiz. Ben istemiyorum. Ya. Sizi güzelleştireceğiz. Ne oldu? Sen niye beni güzelleştirmeye çalışıyorsun? Ben memnunum artık elinden sonra başka seçeneklerin de olsun diye. Ayakkabıyı niye çıkarıyorsun lan? Bu rahatlayacağınız bir aşama. İyi, yapamam bunu, çıkaramam. Bunu çıkarırsam moda da kapalı ya, ölebiliriz, kalsın o yüzden. Burnumun kılını aldın, ondan mı tiskiniyorsun? Şimdi sadece senden sakin olmanı istiyorum. Sakin ol, korkma, her şey geçecek. Biz güzellik bakım merkezi çalışanlarıyız. Sizi rahatlatmak için buradayız. Evet. Güzelliğiniz evet. Her şeyden daha değerli. Lan tükmüğün geliyor, ağzım içine girme ya. İlk önce hastamızın çirkinimizin suratını ıslatmamız lazım. Allah'ım yarabbi yarasallah, ne işlere düştüm. Suratınızı nemlendireceğim. Oğlum ne sürdüğünü söyle, ondan sonra ya. Bu ne? Su. Bir de beze bak, ben bir sürü kere çıkmıştım. Lan ağzının içine... Ya sus ya, su. Ya evet. Su. Ne oldu? Ne bu, ağzımın içine soktun? Su. Böyle mi yapıyorsunuz dedim, Allah'ın seversen. Onlar daha narin yapıyor ama ben biraz daha haşinim. Temizleme jeli alıyorum. Biraz garip hissettirdi beni. Böyle elimizi bununla şey yapıyoruz. Oh. Ne, sakin o ne, ol. O ne? Bu lan, temizleme lan, jeli. Ah yandı lan. Yakmaz bu. Şey, ağzını lan. Kapat, ağzını kapat, dudağını kapat. Dilem dudağını kapat, geliyorum. Buradayım, merak etmeyin, yanınızdayım. Şimdi özel bir temizleme solüsyonuyla. Didem hanım kaşımın oradan bir yani. Lan dur lan. Ne oldu? Lan salak mısın oğlum diyor. Abo kaşım yanıyor. ya şimdi arkadaş özel... ya. Ya ben... Şimdi nasılsınız? Daha rahat değil mi? Ben biraz çömezim. Ben yapayım şimdi. Erkek yere geldi. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sen görmüyorsun ya. Hangimizin elini tamir edeceksin? Valla şu taraf Didem'in hanımı da öbürünü biliyorum. bir daha yapıyoruz, tamam.
Köpek dur. Ben sandım. Tamam, şimdi bu yüzündeki temizleyicileri siliyoruz. Ama haşin bir şekilde. Bayağı kirli bir suratın varmış. Yüzünü yıkamıyor musun yoksa? İlk defa siz yıkadınız. Bu siyah maske arkadaşlar. İçindeki pislikleri çıkaran bir maske bu. Sakin ol, sakin ol, geliyor. Biraz daha geliyor. Ha, bir dakika dur. Kuş beyni. Geldi. Kuş beyni oyun oynamıyor. Şimdi bunu sürüyoruz böyle. Lan bak, öğrendin mi nasıl yapılacağını? Bilmiyorum, ilk defa deniyorum. Nereye sürüyorsun? Sakalına. Canın acıyacak galiba. Eli çekin. Artık geçti. Ben kuaförde kulağım ağda yaptırmıyorum ya, vallahi ya. Ya sakal bu ya. Ya hayır, yüz temizleyici ya, şaka yapıyoruz. Güzel adamlar için güzel maskeler. Kaşıma niye gitme? Didem Hanım, valla bak size güvendim ben. Bana güvenin, ben düzelteceğim. Yani düzeltme değil, bu çıkarken nasıl çıkacak? Normal, soyulacak. Soyularak çıkıyor. Bu maskeye yapılırken böyle biraz masaj yapılması lazım. Siyah maskemizi yüzüne sürdük. Şimdi sana nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Hazır mısın? Zift lan bu. Hayır, ne zifti bu? Güzellik. Ya Enes bak, Allah'ını seversen ya. Herkes prenses olmak ister. Çok acı çeken insanlar prenses olur. Evet, hazırsanız üçüncü aşamaya gideceğiz. Sen niye gidiyorsun? Vallahi artık yani olaydan zevk almaya başladım. Hadi gidelim, gel. Elimi tut. Dön bakalım. Minik terliklerini de giymişsin. Hadi. Şu anda mutlu ama 3. odada gerçekten üzüleceksin. 3. oda onun canını yakacak. Şimdi lazer epilasyon yapacağız. Bunun için kazağını çıkarman gerekiyor. Çıkarır mısın? Ey kafa, ey. Bulaşmasın. Bunu da çıkar. Evet. Bunu da çıkar. Bu çıkmıyor mu? Bu da işten kazak. Şimdi yatman lazım. Moda ve güzellikte utanma olmaz. Yatınız. Evet. Şimdi hastamızı, pardon, çirkinimizi incelediğimizde güzellik merkezine gelen ilk baştaki insanlara çirkin deriz. Buraları çok kıllı. Buraları da çok kıllı. Genel olarak çok kıllı bir adam. Buralarında da kıl var. Ama şurasında yok. Burasında niye yok bilmiyoruz. Yani buradan buraya kadar sadece güvenli bölge burası. O yüzden burayı... O yüzden burayı çiziyoruz. Burayı da çizelim. Lan ne çiziyor? Ben de diyorum ki niye gıdıklanmıyor? Burası işaretlediğimiz yer. Buraları almayacağız. Göbeği çizebilirsin. Göbeği... Göbek diyor oğlum. Bana konuşma. Şöyle... Ya sen mal mısın? Of. Kalem bitti ya. Sana bir şey değil mi? Çizeceğine şuraları kalsın, gerisini alacağız zaten. Ne çizeceğim boşu boşuma. Önemli. Gözlüğünü takıyoruz şimdi. Didem Hanım, şu an valla kötülük yapıyorsunuz. Ben bir şey gör... Dua edeceksin. Merhaba. Sakin ol. Bir saniye. Sakin ol. İç acımayacak. Bir dakika, bir şey. İç acımayacak. Sakin ol. Didem Hanım. Ben buradayım. Tamam, zaten siz orada olunca her şey oldu. Evet, lazerimizi deniyorum mesela. Şuraya deniyorum. Böyle bir şey. Isı geliyor. Böyle bütün kıllarını yakmak için kullanılıyor. Kıl köklerini öldürüyor. Mesela ben şuradan başlamak istiyorum bak. Buraya vuruyorum. Bir dakika dur. İşlemedi yalnız. Bir daha bak. Duman çıkıyor. Duman çıkıyor. Ya arkadaş, yakacak mısın sen beni ya? Hiçbir şey olmadı. Yalnız işlemiyor bak. Ben gözümü niye kapattınız? Tamam. Lan aynı yere vuruyorum lan. Aynı yere normalde vurulmuyor ama ben deriye gitmediğini hissettim. İşlemiyor çünkü. Enes bak, salak salak. Lan. Sakin ol. Ben yıllarca bu makinenin eğitimini aldım. Lan ısı geliyor, ısı. Isı. Isı gelecek zaten, lazer bu. Dede bana niye koku geliyor? Ya karnımı çeke çeke bak. Bir de bırakacağım. Temas edecek, dur. Dur. Bekle dur, buraya bir sanat yapmak istiyorum. Ya vallahi dede bana var ya. Lan ağrıyor. Enes çok yakın tutuyor, ağrıyor bak. Ağrıyor. Yanık geliyor. Enes ağrıyor. Sakin ol, elimi itme tehlikeli. Enes ağrıyor diyorum ya. Buraya Enes'in E'sini yaptım. Aa evet. Bak E. Bence soyadını da yazsaydın yani. Ama şimdi ben ya. Lazer yaparken imzamı atıyorum önce. Ya. Yan! Yan! Ya Enes yanıyor vallahi. Lazer epilasyon böyle seanslarca süren bir şey. Normal bir insanda 5 seans erkekte atıyorum. Amcamda en az 25 yıl. Ah, ne boşuma geldi lan.
Ya Enes yanıyor, yanıyor salak. Meme ucuna yapmıyorum, çok kıpırdıyorsun. Ya. Şimdi makinenin seviyesini arttırıyorum. Makinede bunun derecesi 12. Biz bunu biraz arttıralım. Lazeri güçlendirdik. Çünkü çok hızlı var. Baksana adama, nasıl mutlu. Lan ne yapayım, günüm suç, ağrıyorum suç. Lazerin seviyesi biraz daha arttı. Bakalım ne kadar etkili olacak. Enes. Oo. Allah'ın sır. Oo. Oo. Wow! Bu kılların senin niye yanıyor böyle? Çok pis yani. Oy, ne pis koktu. Ah. Ay. 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 Artık acıya bağımlı oldu adam. Artık hissetmiyor. Bu göğsündeki kıllar kolay kolay bitecek türden değil. Evet, şimdi burnunu atacağız. Çünkü burnunu hatırladığım kadarıyla yaptırmamıştın. Şuraya vuruyorum bak, şu şekil. Vuruyorum. Ya. Ya ne yaptın ya? Bu bir güzellik bakımı. Ya istemiyorum lan. Hayır, güzel olacaksın. Buraya ya. Gelen kimse çirkin ayrılamaz. Burnundan duman çıktı. İki tane burun deliği var ya. Burnundan duman çıktı. Duman da burnunun içine gittiği için öksürüyor. Hayır, koyunu keserken gözünü bağlarlar ya. Ben de onun gibi oldum ya. Şuraları da atabilirsin. Bak benim zaten orada amele yanığım var. Ah. Kıllar gitsin. Şuraları. Lan salak. Merak etme, sen de seveceksin. Enes sıcak sıcak ısı geliyor ya. Bu seanslık için lazerimiz bitti. Aslında bu kadar kısa sürmüyor. Daha detaylı çalışılıyor ama bitti yani. Çünkü olamaz, dayanmıyor ki adam. Bu lazer makinesi 500 bin TL. 500 bin TL'lik makineyle yaktık kıllarını. Daha ne istiyorsun? Aa, şuna bak, topak topak olmuş hep yanan yerler. Bak şurada benim imzam var. Burayı unutma lütfen. Burası dökülecek böyle. E kalacak orada kılların içinde. Gülden seyrederiz artık orayı. Şimdi maskeni çıkaracağız. Bak bütün pislikler geliyor şu anda. Şuna bak. Vallahi billahi çok kötü ya. Ben güzellik salonunda çalışamam. Amcam birisi gelirse olmaz. Bak hiç acıdı mı? Hiç acıdı mı? Böyle çeksem gene acımadı. Yemin ediyorum muhteşem güzellikte bir adam oldun ya. Bir din on oldun yani, anladın mı? Artık kadınlar sana karşı koyamayacak. Bana avutuyor mu? Espri mi yapıyor? Seninle tanışmak isteyen bayanlar için... Murat Sungur Tekin 01. Diyem atın. 50 yaş üstü amcamın ilgisine giriyor. Siz ona bakmayın. Evet, şimdi finale geldik. Amcamı muhteşem bir güzellik abidesine çevirdik. Bence yani biraz. Güzellik abidesinin tanımını değiştirirsek, biraz daha oynarsak falan filan. Bence güzel bir adam oldun. Zaten adamdı, şimdi güzel oldun. Hiç aynaya bakmadım. Şimdi hazırsan gösteriyoruz. Hazır mısın? Bu. Yani çok bir değişim bekleme, ne yapalım biz bu kadar yapabiliyoruz. Yani çok bir şey çıkamaz. Yeniden yaratamayız sonuçta seni. Beyni. Benim bu kaşım burayı niye fazla aldın? Almadım. Güzel almış. Oldu. Dedem al fazla almış değil mi? Ama tertemizsin şu anda. Ya temizliği ben sevmiyorum. Parlıyorsun. Hayır, istemiyorum. Temizliği ben sevmiyorum diye. Evet, amcam 3 ayda bir duş alır. O da zorunluluktan. Yoksa Gül abla evi almıyor. 3 ayda anlaştılar. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. O millet gerçek anlayacak ya. Gerçek tabii. Hayır, ayda bir kanka. Bizim her şeyimiz... Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir güzellik bakım salonunda çalıştım, İş Budur serimizde. Daha fazla İş Budur serisi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin. Didem Özkan TV'de takip edebilirsiniz. Biz daha eğlenceli bir hale getirmeye çalıştık. Fakat güzellik ve bakım konusunda profesyonel insanlar arıyorsanız buraya gelebilirsiniz. 4D anatomik kaş tasarımı yapıyorlarmış. Yani yakışıklı bir erkek olmak istiyorsanız gelebilirsiniz. Amcam gibi. Örnek alın yani. Kaşlarınızı bir kere tasarlıyorlar ve hep öyle kalıyormuş. Nasıl yapıyorsunuz ben anlamadım. Ben de girdim. Kaşlarım biraz daha değişmiş olabilir belki, bilmiyorum. Siz de deneyebilirsiniz. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yanına çıkan videoya tıklayarak diğer videolara gelebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hayır, daha başıma ne gelecek merak ediyorum. Bak saçım sarıya boyandı. Kaşların çoğaltıldı. Sana saça gelin mi? Vallahi sen yapma. Sen yapmadın. Kim yaparsa yapsın. Niye ben... Dünyanın en iyi güzellik bakımcısı değil miyim ayol?